aslında marka gitmeden Abdülkerim hamlesi biraz bu yüzden yapıldı. Benzer profilde tabii ki birebir aynı örnek değil, birebir aynı oyuncu değil ama sol ayaklı oyun kurabilen bir stoper aynı zamanda da yerli olması sebebiyle Galatasaray zaten o yüzden o yarışın içine dahil oldu ve çok ısrarcı oldu Abdülkerim'i almak için. Hatta biz bu haberi ilk duyduğumuzda yani Galatasaray'ın konuyla ilgili olduğunu, bir teklifi olduğunu, ilgisi olduğunu duyduğumuzda Konya Spor Cephesi'ne sorduğumuzda ilk bunu söylediler. Yani Dursun Başkan ilk etapta bir teklif yapmadı ama biz markayı satacağız gibi duruyor. Onun yerine Abdülkerim'i düşünüyoruz. İlk başta giriş buydu. Bir kere zaten Abdülkerim hamlesi yapıldı. Şu anda Victor Nelson var. Onun dışında Louis Ndama zaten kampa götürülmedi. Gönderilmesi düşündüğü isimlerden bir tanesi. Şu anda kampta olan ki hazırlık maçında da 90 dakika oynadı Emin Bayram. Rotasyonda yer alabilir ama Okan Hoca'nın daha önce biz Erdem Bey'le kahvaltıda bir araya gelip sohbet ettiğimizde de bunu söylemişti. 4 tane iyi e stoper istiyor Okan Hoca kadro içerisinde. Şu anda elde baktığımız zaman Abdülkerim var, Nelson var. İdeal ikili bunlar olacak gibi gözüküyor. Jason Dinaer için Galatasaray'ın bir görüşmesi olmuştu ama rakamlar çok yüksek. Pek olabilecek gibi gözükmüyor. Onun dışında Kaan Ayhan için bir düşünce var. Kaan için 5 milyon euroluk bir talebi var Sassuolo kulübünün ki... Haber olarak, bilgi olarak şunu paylaşabiliriz. Cenk Bey, Cenk Ergün şu anda kampta. Dün Avusturya kampına gitti. Ekibiyle birlikte orada yer alıyor. Birkaç gün içerisinde onun da bir görüşme, böyle birkaç tane görüşmeyi içeren bir sefere çıkmasını bekliyoruz. Onlardan bir tanesi de Kaan Ayhan olacak. İtalya'da mı olacak bu sefer? İtalya'da görüşecek. Yani kulübüyle bir görüşme yapacak. Evet. Çünkü oyuncu tarafıyla ilgili çok büyük sıkıntı gözükmüyor. Kaan Galatasaray'a gelmeye sıcak. Daha öncesinde Trabzonspor'un da bir resmi teklif oldu. Galatasaray henüz... Resmi teklif aşamasına gelmedi ama ilgisini kulübü de biliyor, oyuncu da biliyor. Oyuncu tarafıyla da prensipte birbirlerine çok uzak değiller. Kulübünün 5 milyon Euro'luk bir bonservis talebi var ama dediğim gibi Kaan bir alternatif stoper olarak görülüyor. Şu anda ideal ikili sanki Abdülkerim ve Nelson'dan oluşacak gibi. Onun dışında Boateng haberleri var. Birkaç gündür çok fazla gündemi meşgul evet. ediyor. Lyon'dan bir sene kiralanması için işte 1,5 milyon Euro'luk bir yıllık maaşı olduğundan bahsediliyor. Bu mesela Cenk Bey'in tasarrufunda olan bir şey değil. Bugün bununla ilgili çok fazla haber vardı işte. Cenk Ergüne yakın bir menajer önerdi. Sonrasında Erdem Timur ve Okan Buruk kabul etmedi falan gibi bir durum. Bu tamamen futbol piyasasını hepimiz biliyoruz. Galatasaray elindeki en değerli stoperi satarken ister istemez menajerlerden bir takım öneriler geliyor. Doğru. Düşünür müsünüz yerine? Atengin durumu müsait. Bazı menajerlerden sadece kulübe öneriler değil, aynı sırada basına da. Tabii, basına da haberler aynı. aynı şekilde çıkıyor. Daha destekli, daha güçlü evet. bir şekilde gelmesi için o önerilerin. Boateng bu şekilde gelişen bir durum. Benim şu an edindiğim istihbarat Galatasaray'ın Boateng için çok ciddi bir durumu yok. Çok ciddi bir isteği yok. Okan Hoca'nın da çok Boateng konusunda bir ısrarı yok. Bana mantıklı da gelmiyor açıkçası. Çünkü tabii ki çok tecrübeli, çok kaliteli bir oyuncu. Fiziksel anlamda biraz geriye gitmiş durumda. Bir de Galatasaray'ın bugünkü güncel ihtiyacı değil gibi duruyor. Yani dört tane stoper isteniyor ama Abdülkerim Nelson... Belki Kaan Ayhan üçüncü isim olabilir. Dediğim gibi zaten orada bir Emin Bayram ismi var. Emin bence orada o rotasyonu tamamlayacak. dördüncü isim olacak gibi duruyor. Kamptaki performansı iyi. Onun dışında zaten şu anda en büyük mesai, en büyük konsantrasyon orta saha transferinde ama bilginin istihbaratın ötesinde şöyle bir yorumda da bulunmak istiyorum bu konuyla Tabii. alakalı. Şimdi Galatasaray taraftarları gerçekten bu konuda endişeliler. Transferler geçen sene de yani evet geldi belli bir yapılanma doğrultusunda bir hamleler yapıldı ama sonuçları çok iyi olmadı. Bu senede şimdi Dursun Bey seçileli bir ay oldu. 11 Haziran'daydı seçim ve çok büyük vaatlerle çok büyük beklentilerle göreve geldiler. İşte Erdem Bey var Sportif AŞ'de. O da taraftarın çok sevdiği bir isim. Camiada çok sevilen güvenilen bir isim. Yanı sıra futbol direktörü olarak da Cenk Ergün var. Bugüne kadar beklenen hamleler yapılamadı. Yani orta saha için Sergio Oliveira çok kaliteli bir oyuncu. Ama bir orada şart düşmekte fayda var. Ki herkes zaten birkaç gündür bunu konuşuyor. Kontrat anlamında Galatasaray adına riskli bir durum var. Oyuncunun kalitesi tartışılmaz ama 30 yaşında ve 4 yıllık sözleşme verilmiş. Yıllıkta 2 milyon 750 bin euro alacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun sonrasında yapılan görüşmelerde de ortaya çıkan durumlar beni biraz endişelendiriyor açıkçası. İşte Umut Bozok'ta bir görüşme yapıldı. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istediğini söylüyor. Ama yani bunu nasıl kibarca ifade edebilirim bilmiyorum da. Biraz tuhaf bir durum var. Çünkü oyuncu zaten Kasımpaşa'dan 1.3 milyon euro istediği için Kasımpaşa bu oyuncunun opsiyonunu kullanmadı. Evet. E sonrasında Galatasaray'dan 1.5 milyon euro istemesi bence sürpriz değil. Siz bu oyuncuya talip oluyorsanız öncesinde beklentilerini biliyor olmanız gerekiyor. Doğru. Yani bunlar böyle şok etkisi yaratan haberler gibi sürekli basına servis ediliyor. Yanı sıra Hoa Pedro transferi. Yani Umut fazla para istiyormuş gibi mi? Evet yani Sadece yani tek şöyle, ben resmi senin adına çizmem belki daha doğru olur. Hem Yok, tek örnek arasından. üzerinden anlatmayayım. Galatasaraylıyım ben, Galatasaray'da oynayacağım diyor ama masaya gelince bizden çok para istiyor gibi bir algı mı oluşturuluyor? Evet, yani bu biraz böyle sanki sürprizlerle karşılaşılıyor evet. gibi durum anlatılıyor. Cesus dönemini hatırlıyor musun? Cesusta da şey diyorlardı ya Emre, Cesus yüksek maliyeti var. De yani de. bu sanki... <laughs> Çok sürpriz bir şeymiş. Yani, gibi. Bedava mı ya gelecek yani. yani tam olarak aynı ha, durum. Zaten yaşamıyor. kazancı belli üç aşağı beş yukarı her yerde. Yani. Bu da daha ötesinde de bir durum var. Mesela Pedro konusunda oyuncu işte yıllık 2 milyon 200 bin euro civarında bir rakama Galatasaray evet diyor. Kalyari ile bir görüşme yapılıyor. Bon serviste belli bir noktaya geliniyor ama öyle haberler çıkıyor ki işte oyuncu oyuncunun menajeri oyuncunun bir yıllık maaşını talep etmiş. Yani bu bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Daha önce biz böyle bir şey görmedik, yaşamadık. Yani bu niye olabilir? Nasıl böyle bir talepte bulunabilir? Bon servis çıkarır kulüpten. Ha o zaman olabilir. Öyle bir şey yani oldu. O, o tip Aha. bir takım şeyler olabiliyor. Bir takım daha farklı durumlar ortaya çıkabiliyor ama biz böyle şeyleri daha önce görmedik. Yani bitmeyen transferler için, sonuca ulaşmayan transferler için Galatasaray yönetimi Maalesef bir takım bahaneler üretmeye başladı. Bu bence biraz endişe verici bir durum. Yani Umut konusunda çok para istedi. Pedro'nun menajeri şunu istedi. GY para istedi. E tamam yani bunları istemesi çok sürpriz değil ki. Zaten bu işleri çözebilmek burada maharet. Yoksa zaten Ahmet de, ben de, sen de Galatasaray'da yöneticilik yapıp gidip transfer görüşmesi yaparız. Problem değil. E, 3 milyon euro, yıllık 2 milyon 750 bin euro verip Sergio Oliveira'yı getirmek de çok büyük bir transfer başarısı değil. Evet, 3 milyon euroya bon servisinin çıkması... Belli bir noktada başarı olarak görülebilir ama riskli bir durum var. Yani şu ana kadarki tablo açıkçası çok iç açıcı değil. Bugüne kadar hep Galatasaray taraftarlarına da yani sosyal medyada da kendi yaptığımız yorumlarda da biraz acele etmemeleri konusunda telkinde bulunmaya bir çalışıyorduk. Olur. Ama bugün gelinen nokta artık kampın bugün 6. günü. Birazdan kampta yaşanan mevzularla ilgili de Onu konuşabiliriz. Onu ikinci bölümde konuşalım istiyorsanız. Yani kampın 6. günü şu an sadece Sergio Oliveira e katıldı. Abdülkerim ve Kazımcan'ın hakkını yememek lazım. Onlar da önemli oyuncular ama beklenti bu değildi ve hep yönetimin, Galatasaray yönetiminin, başkan Dursun Özbey'in altını çizdiği konu özellikle de sadece yani kameraların önündeki beyanlarında değil, onun dışında gazetecilerle yaptıkları sohbetlerde, kendilerinden ortaya çıkan haberlerde bahsedilen şey birinci sınıf bir orta saha, birinci sınıf oyuncu gelecek, birinci sınıf oyuncu kadroya katılacak açıkçası şu anki gidişat biraz camiayı ve basın mensuplarını da bence endişelendirmeye başladı. Çünkü mesela GY ismi çok zor bir transfer zaten. Yani bununla ilgili kimse yani. kimse Galatasaray yönetimini bugün GY'yi alamadı diye eleştiremez. Ama siz o beklentiyi oraya çekerseniz bizim birinci adayımız Oliveira'nın yanına GY'yi alacağız, onun yanına da Carvalho'yu alacağız derseniz o zaman insanlar bir beklentiye giriyor.